Merhabalar. Ben Baki Demirel, Yarın Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesiyim. Ben ilk defa izleyecekler için bu bilgiyi vermek istiyorum. Mesele ekonomide daha önce çeşitli defalarca röportajlar verdim ama bu haftadan itibaren düzenli olarak hafta içi gündeme dair çeşitli iktisadi meseleleri tartışacağımız bir program olacak. Bu haftanın konusu da kamu borsa stokları sorunu ve gelişmiş gelişmekte olan ülkeler ve Türkiye çerçevesinde bu konuyu irdelemek istiyorum. Yani kamu borsa stokları neden önemlidir ve neden Türkiye'de ve gelişmiş ülkelerde kamu borsa stoklarının bir sorun olarak algılanması farklılıklar içermektedir. Bunları tartışmak istiyorum. Öncelikle şunu söyleyelim. Yaygın iktisadi görüş şunu ifade etmektedir. Kamu borsa stokları arttıkça, belli bir eşik değeri aştıkça ki bu %90 olarak kabul edilir. Yani kamu borsa stoku bölü gayri safi yurt içi hasılanın %90'ı borsa stoku oranı %90'ı geçerse bu mali alanlar işletici maliye politikalarının artık bir sorun haline gelebileceği tartışılır. Yine yaygın iktisadi görüşe göre kamu borç stokları arttıkça kamunun borç alma faizi yükselecektir. Aynı zamanda ülke riski artacağından ülkenin risk primi de yani burada Kasko, ülkelerin kasko sigortası olarak nitelendirebileceğimiz CDS'lerde görebiliriz. CDS'lerde bir artış olacağı yönde bir görüş vardır. Ama baktığımızda şunu görüyoruz. Özellikle Covid-19 sonrası ekonomilerin daralması paralelinde alınan önlemler kamu borsa stoklarının bütün ülkelerde çok hızlı bir şekilde artmasına yol açtı. Fakat buna mukabil gelişmekte olan ülkelerde faizler bir miktar yukarı giderken ve ülke risk primleri yukarı giderken gelişmiş ülkelerde bu böyle olmayacak. Elbette kamu borsa stoklarının artması hem enflasyon üzerinde hem de dolayısıyla faizler üzerinde bir risk yaratacaktır. Fakat söyleyebileceğimiz ülkeler yani bu böyle olur diyebileceğimiz ülkeler genellikle de gelişmekte olan ülkelerdir. Türkiye gibi ülkeler. Şimdi tabloda da bunu görüyoruz. Bütün ülkelerde aşağı yukarı seçtiğimiz bütün ülkelerde Covid-19 sonrası kamu borsa stoklarının arttığını görüyoruz. Yani Arjantin'de %90, %96 olmuş. Brezilya %100 olmuş. Şili 27'den 32'ye çıkmış. Güney Afrika 62'den 78'e çıkmış. Türkiye 32-41. Ve diğer taraftan da gelişmiş ülkelerin görüyorsunuz değil mi? Yani daha yüksek. Yani Almanya'yı bir kenara bırakırsak gelişmiş ülkelerin tamamında kamu borç stoku bölü gayri safi yurt içi hasılarının %100'ü aşmış durumda. Ki yaygın iktisadi görüş ana akım %90 üzerinde risk olarak kabul ediyor. Fakat yani özellikle şeyi gördüğümüzde yani Japonya'ya baktığımızda %266 olduğunu ve Japonya'nın halen genişleyici maliye politikası uygulayabildiğini görüyoruz. Bunun başarılı olup olmaması başka bir tartışma ama bunun yapılabiliyor olduğunu da görüyoruz. Buna mukabil şeye baktığımızda bu kadar yüksek bir borsa stoku olmasına rağmen Japonya'nın, Amerika'nın, İngiltere'nin, İspanya'nın ama şeylerine baktığımızda, risk primlerine baktığımızda bunların tamamının İtalya hariç 100'ün altında olduğuna ve gelişmekte olan ülkelerle kıyasladığımızda da çok ciddi bir pozitif tarafta olduğunu yani oldukça düşük maliyette borçlanabiliyorlar ülkeler. Amerika'yı mesela burada koymadım. Gibi bir rakam var ama Amerika zaten veya doların rezerv alanı olduğu ve güvenli bir liman olduğunu da söylemek lazım. Benzer güvenli liman olgusu elbette Japonya için de söz konusu.
bu ülkeler kolaylıkla borçlanabilen ülkeler. Bu borçlanabilme hikayesi bu noktada çok önemlidir. Yani kamu borç stoku yüksek olabilir ama borçlanabiliyorsanız kamu borç stokunun artışında bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Özellikle kendi para biriminizde borçlanabiliyorsanız. Zaten neden gelişmekte olan ülkelerdeki risk primleri, CDS'ler daha yüksek, gelişmiş ülkelerinki daha düşük diye baktığımızda bunların bir güvenli liman olgusu olduğunu, yani bu ülkelerin kurumsal güvenilirliklerinin yüksek olduğunu görüyoruz. Bu durumda tabii borçlarını ödeyebilir burada bu ülkeler. Bizim gibi ülkelere baktığımızda işte Brezilya, Güney Afrika, Türkiye gibi ülkelere baktığımızda ise Arjantin artık CDS'ler 1030 neredeyse aslında tahtası kapanmış bir ekonomi, yani iflas etmiş bir ekonomi olduğunu söyleyebiliriz. Ama Türkiye gibi ülkelerde iki nedenden dolayı CDS'ler daha yüksek gelişmiş ülkelere göre. Birincisi güvenli ülkeler değiller. Yani kırılgan ekonomi olarak kabul ediyorlar. Borçlarını ödemekte sorun yaşayabilecek ülkeler olarak kabul ediyorlar ve ikincisi de en önemlisi, bu ülkeler kendi para birimi cinsinden borçlanmakta sorun yaşıyorlar. Ki Türkiye'nin kamu borç şeyine baktığımızda, stokuna baktığımızda neredeyse %53'ünün yabancı para birimi cinsinden olarak görüyoruz ki bu elbette bir kur riski de yaratıyor kamu borç stoku üzerine. İkincisi de kamunun borçlanmasını yabancı para birimi cinsinden yapması aynı zamanda dolarizasyonda teşvik edici bir etki diyebiliriz. Bu bağlamda kamu borç stoku aslında temel şey ilk günah sorunu bağlıdır. Nedir bu ilk günah sorunu? Kendi para birimiyle borçlanamama sorunu aslında. Kendi para birimiyle uzun vadeli borçlanamama. Hem yurt içinde hem yurt dışında. Şimdi Türkiye'deki esas hikaye de bu. Türkiye'ye baktığımız zaman aslında neredeyse Şili'yi bir kenara bırakırsak bu gelişen piyasalar içerisinde ve gelişmiş ülkeler içerisinde borç stoku bölü gayri safi yurt içi hasılalar oranı en düşük ülke. Fakat hikaye şu, Türkiye aslında borcun büyük bir kısmı özel sektör üzerinde ve Türkiye'nin rezervlerine baktığımız zaman, yani bu borcu çevirebilir mi diye baktığımız zaman çevirebilme şeyi çok düşük. Kapasitesi çok düşük. Normalde Merkez Bankası rezervleri böyle kısa vadeli borçlara baktığımızda 1,5 olması iyidir. Fakat 1 olması tercih edilir. 1,5 olması iyidir ama Türkiye'ye baktığımızda bunun 0,48'lere kadar düştüğünü görüyoruz ki bu bir endişe yaratıyor şeyde. Yabancılar için ve borçlar çevrilebilir mi acaba diye düşünüyorlar. Bir taraftan özel sektör borçları yüksekken bir taraftan da kamu borç stoku artmaya devam ettikçe bu endişe daha da artıyor. Özellikle kamu borç stokunun yabancı para birimi cinsinden artmaya devam etmesi bu endişeleri bir spekülatif algıya dönüştürebiliyor. Tabii şunu savunurum ben. Yani yabancılara kamu kağıdı satmak, varlık satmak, özellikle de şeyi düşündüğümüzde varlık fonunun kağıtlarını satmayı düşündüğümüzde, varlık fonu üzerinden bir türevsel araç yaratıp bunu yabancılara satmayı düşündüğümüzde bunların aslında ileriye dönük riskli işler olduğunu görüyoruz. Ben şuna inanıyorum. Kamu kendi para birimiyle borçlanabildiği kadar borçlanabilir. Burada bir sıkıntı yoktur. Fakat bu borçlanma kendi para birimiyle olmadığı zaman karşınıza bir mali alan çıkabiliyor. Gelişmiş ülkelerde biraz önce söylediğim gibi mali alan %90 olarak kabul ediliyor ana akım iktisat tarafından. Bizim gibi ülkelerde de %30. Yani öyle baktığımız zaman da %40 aslında mali alanı aşmış gibi düşünüyor ama aslında öyle değil tabii. Yani gerçekten daha fazla maliye politikası imkanı var Türkiye'nin. Fakat Türkiye öncelikle sevgili
ve Finans da Twitter'da paylaşmıştı. Yani getirileri, TL cinsinden getirileri ve CDS ilişkisini. Çünkü öncelikle bunu aşmak zorunda. Yani Türk lirası cinsinden varlıkların getirisini makul seviyelere çekmek zorunda. Enflasyonu dizginlemek zorunda ki bunları başardığında kur istikrarını da başarmış olacak. Kur istikrarını belli bir noktaya da sağlamış olacak. Yani kurun hangi seviyede olmasından çok istikrarlı olması daha önemli. Yani çünkü öngörülebilirlik önemli. Yani kur volatilitesi kurun belli seviyede yüksek kalmasından daha büyük bir sorun geliyor. Ve Türkiye mesela son 2-3 aydır kur volatilitesi çok yüksek. Volatilitesi yani oynaklığı çok yüksek. Bu sorunu aşmamız gerekiyor. Bu sorunu aştığımız zaman kamu borçlanmasının ilçe para birimi cinsinden yapılması halinde kamu borçlanması için bir mali alan olduğunu düşünmüyorum. Yani aslında mesela bu bağlamda daraltıcı para ve genişletici maliye politikasının hep savunduğu şey Türkiye için en uygun politika seti olduğunu savunuyorum. Yani en büyük sorunlardan biri yani kredi genişlemesiyle bunu yaratmak. Yani ekonomik daralmayı kredi genişlemesiyle çözmek yerine gelir yaratarak çözmek, harcamaya dönüşecek biçimde çözmek daha doğru bir politika seti olur diye düşünüyorum. Amerika için ben kamu borçlanmasının bir sorun olduğunu düşünmüyorum mesela. Veya Kanada için, veya İngiltere için, veya Avrupa için ama gelişmekte olan ülkeler için özellikle dış finansmana ihtiyacı olan ülkeler için kamu borçlanması stokundaki artışın ülkelerin risk birimleri üzerinde baskı yaratabileceğini öngörüyorum. Evet, nitekim de aslında böyle oluyor. Haftaya yine bu konuyla bağdaştırıcı bir şekilde Merkez Bankası'nın para politikasında ne yaptığını da konuşmuş olacağız ve ileriye dönük yani önümüzdeki hafta Merkez Bankası'nı konuşacağız. İleriye dönük Türkiye ekonomisinin ne bekliyor üzerinde hem para hem maliye politikası üzerinden bazı çıkarımlar yapmaya çalışacağız. Herkese sevgi ve selamlarımı gönderiyorum.